Depremin yarattığı ağır tablo kuşkusuz hepimizin bir şekilde canını yakıyor. Ama deprem sonrası ortaya çıkan sorunları ve travmaları telafi etme yükümlülüğümüz de var. Bir gerçeği göz ardı edemeyiz. Savaşlar gibi depremler de en çok kadınları ve çocukları mağdur ediyor. 300'e yakın çocuğumuzun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sunulan verilere göre 300'e yakın çocuğumuzun refakatçisiz kaldığı kamuoyu tarafından ve bizler tarafından da biliniyor ve canımızı yakıyor. Kamuoyu bu konuda infial halinde. Herkes çocuklarımızı sahiplenmek istiyor, duyarlılık gösteriyor. Bu 300'e yakın çocuğumuzun hangi kurumlarda ne şekilde barındırıldığı, bugününün ve geleceğinin ne şekilde çizileceğiyle alakalı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na önergeyle durumu sordum. Bu konunun takipçisi olacağız. Uluslararası anlaşmalar, kanunlarımız ve en çok da insan vicdanımız çocuklarımızın bugününün ve geleceğinin tavizsiz olarak doğru çizilmesi için bize sorumluluklar yüklüyor. Buradan kamuoyuna sesleniyorum. Asla ve asla ağır merak içerisinde olmasınlar. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na da sesleniyorum. Her attığı adımı şeffafça kamuoyunun gündemine, sivil toplum örgütlerinin denetimine ve bizlerin takibine açık tutması gerekir. Ama her halükarda biz çocuklarımızın takipçisiyiz. Sonuna kadar bu süreci takip edeceğiz. Ayrıca yine sosyal medyada, haber kanallarında ve çeşitli telefonlarla bize iletilen kayıp çocuklarımızın olduğu iddiasını da sonuna kadar takip edeceğiz.